Sevgili Magazin D izleyicileri, şimdi sırada bir haber dosyamız var. Hep birlikte izleyelim. Görünüşe göre çoktan bitmişiz. Bahanemde çok konuşma gereksiz. Anladım çizgini düzelmez ümitsiz. Aşkın suçu yok, kalbin yeteneksiz. Bu röportaj çok konuşulacak. Önce yuva yıkan kadın ilan edildi. Sonra da olaylı bir şekilde eşinden boşandı. Şimdi ise büyük pişmanlıklar yaşadığını ilk kez Magazin'de itiraf etti. Peki kim bu ünlü bayan? Aptallığımdan işte. Güvenilmiyor artık insanlar. Ne öldürüyor biliyor musun? Daha evvelki yaşanan şeyler. Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım. O an aşk öyle bir tutuşturuyor. Ayşe Özyılmazer'le açık havada hafif bahar kokusunu içimize sindirdiğimiz bir gün bir araya geliyoruz. Rahat kıyafeti ve beyzbol şapkasıyla kameramıza gülümseyen hanımefendi spor yapmaktan çok yorgun düşüyormuş. Formda kalmak kolay değildir Ayşe Hanım. Cefa çekmeden sefa sürülmez. Hem bir hocam var hem diyetisyenim var. İkisi bir arada ne yesin ne içsin ne olayım oranı. Bittim ben ya. Çok yoruluyorum. Ayşe Özyılmazel bizi yakalamışken sevimli köpeği Mini'den de dert yanıyor. Meğer sadık dostu bu aralar Ayşe Hanım'ı çok üzüyormuş. Onunla bu aralar pek aramız iyi değil. Niye? Çok yaramazlık yapıyor. Hiç lafımı dinlemiyor bu ara. Yine ona eğitim yolları göründü gibi geliyor ya. Çok şımarıyor bana. Çok şımarıyor yani. Ayşe Özyılmazel Magazin D'ye içini dökmeye devam ediyor. Güzel bayan kalbinin boş olduğunu söylüyor. Ne arayışım var, ne hissim var. Hissetmiyorum kimseye bir şey yani. Spor var, iş var. Yani o dolduruyor bütün hayatımı ve hakikaten hiç öyle bir modum yok. Üstümde hiç öyle bir enerji yok. Hatırlayacağınız üzere Ayşe Özyılmazel 2011 yılının Temmuz ayında reklamcı Ali Taran'la Bodrum'da hayatını birleştirmişti. Modern izler taşıyan gelinliği içinde kuğu gibi zarif görünen Ayşe Özyılmazel'in mutluluğuna diyecek söz yoktu doğrusu. Merhaba. Çok beklediniz mi? 3 yıllar. Ne yapalım, icat edilsin. Biz sarılalım. Ne var ki Ayşe Özyılmazel'in bu mutluluğu çok uzun sürmedi. Ali Taran'ın eski eşi Selma Ann Desmond amansız hastalığa yakalanınca Ayşe Özyılmazel yuva yıkan kadın ilan edilmiş ve zor günler geçirmişti. Selma Ann Desmond'ın birkaç ay sonra vefat etmesi ise çifti boşanmaya kadar sürükledi. Hatta o günlerde Ayşe Özyılmazel'in Ali Taran'ın ofisini basıp olay çıkardığı da konuşuldu. Evet, Ayşe Özyılmazel'i çok yormuştu bu yaşananlar. Bazı kesimler tarafından sürekli kötü biri gibi gösterilmek belli ki onu yıpratmış. Ayşe Özyılmazel röportajımızda geçmişte yaşadığı bu tatsız olayları hatırlıyor sanki ve birilerine gönderme yapıyor. Ne öldürüyor biliyor musun aslında insanın şeylerini, hislerini? Hayattaki daha evvelki yaşanan şeyler, anılar, tecrübeler, gınlıklar, üzüntüler. Bir daha istemiyorsun. Ayşe Özyılmazel erkeklere artık güvenemediğini anlatırken adeta kendinden geçiyor. Güvenemiyorsun tabii, güvenemiyor, aynen. Bir deniyorsun. Emin olmadan aslında denemen lazım. Mutlaka denemen lazım. Denemen lazım. Kontrol etmen lazım ya. Güvenilmiyor artık insanlara. Ayşe Özyılmazel kendisinin de hatalı olduğunu belirtmeden geçmiyor. Hanımefendi insanlara gözü kapalı inandığı için kendisini suçluyor. Bu sözler geçmişiyle ilgili pişmanlıklar yaşadığını gözler önüne seriyor. Ben üzülüyorum. Niye üzülüyorum ki hep ben? Yani niçin üzülüyorum hep ben? Biraz da... Aptallığımdan işte. İnanmamdan insanlara. Daha az inanmam lazım. Ayşe Özyılmazel'e teşekkür edip yanından ayrılırken... Hanımefendinin sıkıntılarından pek kurtulmuşa benzemediğine şahit oluyoruz. Sıkmayın canınızı Ayşe Hanım. Gün doğmadan neler doğar? İyice bir bunalıma soktun. Zaten yazı bekle. Bitirdi beni tamam. Adam sorularıyla ya. Şimdi eve gidip böyle yapacağım. Ne yapacağım ben ya? Benim hayatım ne olacak? Benim niye erkek arkadaşım yok? Ben ne zaman çocuk doğuracağım falan diye düşüneceğim. Her şey zaten sıkıntı ne zamansa o oluyor. İnşallah bakalım. Hayırlısı. Zaten aşma.